Merhaba. Çay üreticisinin sorunları devam ediyor. Takipteyiz. Üreticiyle iletişim halindeyiz. Tarih boyunca belki de bu yıl karşılaşılan zorluklar hiç olmamıştı. Öyle ki kontenjan 50 kilogramla başlayıp 30 ve dün itibariyle 25 kilograma kadar indirildi. Yani şu demek bu bilmeyenler için bir dönüm yer için 25 kilogram çay verebilirsiniz dendi. Günde 425 TL'ye razı olması istendi. O da yetmiyor gibi bugün itibariyle 17'si itibariyle de Çaykur ben artık çay alamıyorum, kapasitem doldu. Dolayısıyla üretimi devam ettiremiyorum dedi. Bir sürede çay alamayacağım dedi. Bir gün, iki gün belli değil. Yani açıklamalarını böyle duyduk. Şimdi hikaye şurada. Eğer yaş çay taban fiyatını bizim verdiğimiz kanun teklifiyle belirlemiş olsaydık, bu kanun teklifine göre özel sektörün bu çayın fiyatının altında çay alamayacağı kanunla belirlenmiş olsaydı, bugün özel sektöre mahkum olup 10 lira ile 12 lira arasında çayını vermek zorunda kalan müstahsiller zarara uğramamış olacaktı. İktidara yeniden bunun için hatırlatma yaptık. Fırsat bulduğum dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na da bu konuyu anlattım. Çiftçinin ezildiği durumu biliyoruz. Gece saat 10'da 11'de arayan çiftçiler 3-5 saat çaylarını veremedikleri için beklemek zorunda kaldıklarını, aslında yükleme maliyetinin veya yükleme görevinin kendilerine ait olmadığını söyledikleri halde sırf çayını satabilmek için yüklemenin ağırlığını da sırtına almaya razı, ama üretici bu şekilde eğer ezilmeye devam edilirse bizim artık geriye kalan tek bir yolumuz kaldı. Üreticiyle yeniden meydanlara çıkacağız. O yüzden diyoruz ki çay üreticisinin sorunlarını görün, bilin. Çaykur'daki kapasiteyi artırın. Artıramıyorsanız yaş çay taban fiyatını belirleyen kanun teklifimizi kabul edin. Eğer bunları yapmazsanız takipteyiz. Size büyük ceza vereceğiz.